Herkese merhabalar, ben Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şubat sepetinde kullandığım ürünleri yorumlayacağım. Şubat sepeti böyle mürdümlü mürdümlü, bütün ay mürdümlü, tek renk geçti. Ocak sepetinde de nude tonları kullanmıştım. Şöyle kendi kendime düşündüm ya, bu Mart ayında birazcık değişiklik yap. Onu da Mart ayındaki bu videodan sonra Mart sepeti videosu gelecek. Orada göreceksiniz. Şu suratımda gördüğünüz makyaj tonları da o şeye dahil arkadaşlar. Öncelikle Şubat sepetinde şöyle söyleyeyim. Şubat sepeti yani Ocak sepeti gibi sıkıcı değildi. Çünkü birkaç tane alternatifim vardı. Hani renk tonuna göre yapabiliyordum ama sadece kullandığım tek bir ruj vardı. Onları da sizlere paylaşacağım. Bu sepette bitirdiğim bir veya iki tane ürün var. Onun dışında birkaç ürünü de Mart sepetine koyacağım bitirmek amaçlı. Çünkü benim bu videoyu çekmemin gayesi zaten elimde çekmecemde duran hiç kullanmadığım ürünleri kullanmak ve bitirebildiğimi de yani biten varsa bitirebilmek o şekilde. Evet arkadaşlar maalesef bitiremediğim hatta Ocak, Şubat bir de Mart'a girecek. Zara Black Amber'in şu parfümü var. Gerçekten çok az kaldı. Önceden de az kalmıştı. Biter sanıyordum fakat bitmedi. Bunu Mart sepetinde de koyacağım. Ama Mart sepetinde biteceğinden eminim. Çünkü çok ama çok az kaldı. Gerçekten siz göremiyorsunuz için ama ben şöyle ışığın yansımasında görüyorum. Ya kokusu aslında sonbaharda ilk çıkan bir parfümdü. Sonbaharda çıkmıştı. Kokusunu aslında böyle ne bileyim bilmiyorum sanki bahara da uyuyor gibi bir izlenim var. Daha böyle çiçeksi, daha böyle çiçeksi kokuyor. Birazcık şeyi hafiften böyle Yves Rocher'in Evidence'sini hatırlatıyor bana. Evidence daha böyle pudra hafif. Bu bir tık ona nazaran birazcık daha intensif kokusu var. Yalnız üzerinizde kalmıyor arkadaşlar. Yani böyle ben bunu günde gerçekten 4-5 kere tazeliyorum. Üzerimde kalmıyor maalesef. İlk yaptığımda güzel. Sonra da kokusu bana geliyor sadece. Hiçbir şekilde fark edilmiyor. Mart sepetine girecek. Gayem bitirmek. Diğer bir ürünümse L'Oreal Glam Beige Hilti Glow Foundation. Bu arkadaşlar böyle hani glowy efekt falan verdiğini düşünmeyin. Şu anda da zaten suratımda var. Fakat benim suratımda şu anda neler neler var. Ama böyle gerçekten fırçayla da uyguladım ben bunu. Bu son bir haftadır da şeylerle uyguluyorum. Beauty Blender'le falan uyguluyorum. Yani böyle zaten cildim de çok kuru bu aralar. Kullandığım alttaki kremden de olabilir. Cilt bakım kreminden. Çünkü o bayağı kremsi. Bunu da üstüne kullandığım zaman arkadaşlar böyle rahatsızlık verici bir his yaşıyorum. Çünkü altındaki krem o bu. Ben zaten cildime nem takviyesi yapmak istediğim şu anda yapmak istediğim için şu anda bu durum aslında beni rahatsız etmiyor. Ama bir ay sonra 2 ay sonra havalar ısındığında bilemiyorum. Rengi cildimin rengine uyduğu için şu anda bunu kullanıyorum. İster fırçayla, isterse beauty blenderle, ister az, ister çok uygulayın. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Cildinizde böyle make-up varmış gibi görünüyor. Ben çok az uyguluyorum. Beauty blenderle de fazlasını alıyorum. Ona rağmen de pudra bitişli, mat duruyor cildim. Ve gözeneklerimin içerisinde de bunda böyle garip bir şey var. Gözeneklerimin içerisinde de hem fırçayla yaptığımda hem de Blender'la uyguladığımda böyle fondöten sanki gözeneklerim içerisine girip kalıyor gibi bir hissiyat veriyor bana. Ama Mart ayında da kullanacağım. Çünkü rengi cildime uyuyor. Bir de belki de bilmiyorum biter mi bitmez bilmiyorum. Ben de böyle fondötenler genelde 4 ay 5 ay gidiyor ama eğer bitmeye yakınsa bunu ilerletebilirim. Diğer bir ürünümse şöyle H&M'in blush allığı. Neydi bunun adı? Soft Rushed Blush. Pardon. Arkadaşlar ben bunu çantama koyuyorum. Çünkü benim diğer allığım parçalandı. Onu sadece evde kullanıyorum. Bunu da çantama koyuyorum. Zaten bütün videolarda görmüşsünüzdür. Yani severek kullandığım bir ürün. Diğeri ise şöyle Technicolor Fix'ten preslenmiş pudra ve kontur paleti. Şöyle bir ürün. Bunu da zaten defalarca gördünüz. Birkaç tane alternatif pudrası var. İsterseniz gözlerinizin üstüne hani böyle yağlı bir ürün kullandığınızda, böyle kremsi bir ürün kullandığınızda bu kris bölgenize
şeyler, concealer'lar birikmesin diye pudra bazında kullanabilirsiniz. Ya da şu açık rengi işte kontürün yaptığınızda şurayı aydınlatmak istiyorsanız buraya uygulayabiliyorsunuz. Ondan sonra ya şuradaki şu rengi ben bu sefer kullandım. Daha önceden de cildim koyuken yaz aylarında şunu kullanmışım. Zaten dibi görünüyor. Yani güzel bir ürün, seviyorum, uygun fiyatlı ama bunu yani burada bırakıyorum, Şubat'ta bırakıyorum. Diğer bir ürünüm ise L'Oreal Infallible Total Cover'dan şöyle concealer, Longwear Concealer'ı. Bunu ben 2016-2017'de almıştım. O zamanlar hiç beğenmemiştim çünkü o kadar su bazlı ince ürünlere alışmıştım ki şimdi de hani onları seviyorum diye bunları karalamıştım, o şekilde söyleyeyim. Bu tür ürünleri karalıyorum. Ama arkadaşlar zaten benim cildime de şu anda önümde ayna var. Gözlerimin çevresi baya bir etkilendi. Baya bir kırıştı, buruştu. Böyle travma falan geçirdi. Bundan 4-5 ay önce. O zamanki videolarıma bakınca zaten görürsünüz. Çünkü bazı fondötenleri, concealerları uyguladığımda girmemesi gereken yerlere girip benim yaşımdan daha büyük gösteriyordu. Daha yorgun, daha kırışık gösteriyordu. Bu benim kullandığım bir üründen kaynaklanmıştı, concealer'dan. Manhattan'ın 5'i bir arada olan concealer'ı benim göz etrafıma bayağı bir zarar verdi. O kadar hassas ki şu an ona benzer bir ürün kullandığımda hemen tepki gösteriyor. Yani tamamıyla geçmedi. Ama ben bu ürünü kullandığımda arkadaşlar kremsi olduğu için bilemiyorum. Yapısı da benim gözlerim alıyor, yani göz etrafım alıyor bu ürünü. Onun için hem bitirmek derdindeyim. Bu sefer şu en açık rengini kullanıyorum. Daha önceki zamanlarda şunu kullanıyorum. Eğer videoma ilk gelenler varsa yani bu bilgileri tekrar verebilmek adına şu açık rengini kullandım. Kullanmaya devam edeceğim. Mart'ta da bununla görüşeceksiniz arkadaşlar. Yani bitirsem iyi olur. Yani düşünün, şunu ben şimdi bir köşeye alsam, diğer concealer'lere devam etsem. Bunu bir sene sonra ortaya çıkartırsam, yani atacağım çünkü artık ne bileyim yapısı değişir. Ondan sonra toksinlenme yapabilir. Yani bu şekilde. Onun için bununla devam diyorum. Diğer bir ürünümse arkadaşlar şöyle Catrice'den All Round Contouring paleti. Ben konturları daha önceden bitirmiştim ve bu ürünü zaten bana pembe kutu göndermişti. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum Catrice ürünleri hakkında arkadaşlar. Ben burada daha önceden YouTube kanalında falan görüyordum ama hani kendi kanalım olunca bazı ürünleri de alıyorum. Hani hiç almayacağım dediğim ürünleri de alıyorum. Benim daha önceden Catrice'den, bundan 2 sene 3 senesi öncesine giderse Catrice'den hiçbir şekilde bir ürün olmamıştı. Ki Alman YouTuberlarının neredeyse favori markası. Maalesef şöyle söyleyeyim, çok ön yargılıymışım. Ben Catrice'den ürünleri aldıkça Catrice'i daha çok beğeniyorum. Yani Essence'den daha çok beğeniyorum diyebilirim. Hani benim için Essence'den daha iyiler. Hani kategori olarak. Yani Essence ile Maybelline'in arasında bir kategoride diyebilirim. Evet. Daha önceden kontür ürünlerini falan bitirmiştim. Hepsinin rengi benim cildime uymuştu. Şeyle kullanmıştım bunları, blenderle uygulamıştım. Gayet memnundum. Ve şurada bir tane highlighter'ı kalmıştı. Onu da bitirdim arkadaşlar. Bilmiyorum yansıma yapıyor, ne kadar görüyorsunuz. Evet, şöyle çöpe gidecek arkadaşlar. Yani uygun fiyatlı bir ürün. Ben böyle göz etrafına kullanılan ürünlerde uygun fiyat, yani bu kadar uygun fiyatlı olmasını tercih etmiyorum. Çünkü içerikleri de ona göre çok uygun. Hani maliyetine göre zaten fiyatlar artıyor. Yani başka yapı performans olarak iyi, çok genç, yaşı genç arkadaşlarıma, makyaja yeni başlayan arkadaşlarıma önerebilirim. Ama benim yaş grubumdakiler bence daha çok içerikliği sağlam ve anti aging ürünler kullanmalı diye düşünüyorum. Bu arada pembe kutuyu ben bırakmak istiyordum. İyi ki bırakmamışım. Çünkü pembe kutu sayesinde de birçok markaları keşfettim. Almayacağım markaları da hani bana geldiği için zoraki kullanıyorum ve seviyorum ya da tanıyorum. Bu Catrice de onlardan bir tanesiydi. Evet arkadaşlar, bitirdim böyle. Diğer bir ürünümse tekrar şöyle aydınlatıcılara geçelim. Şöyle Catrice'den, bu benim kendi bütçemle, yani benim aldım. Onu da pembe kutuda gelenleri de ödüyorum da hani onu tercih etmemiştim. Bu benim tercihimdi. Limited Edition şöyle highlighting stick. Bu böyle
rezil rüsva bir şey arkadaşlar. Ben bunu nasıl kullanacağımı bilemedim. İlk başlarda normal fondötenimi falan uyguladıktan sonra üstüne yaptım. Fakat bu böyle fondötenimi de alıp götürüyordu. Ondan sonra yani nasıl, bir de macun gibi yani açıkta sıcak havada bıraktığınız zaman böyle bir garip düştü ve diğer ürünleri rezil etti. Böyle garip bir yapısı var arkadaşlar. Yani buzdolaba koyuyorum, sonra sabah çıkartıyorum, o şekilde uyguluyorum. Çünkü cildimin sıcaklığında da ısısında da hemen çabuk yayılan bir etkisi var. Yalnız glowy efekti çok güzel. Ben bunu şu anda zaten Catrice'i de o şekilde kullandım. Fondötenlerin üzerine ben böyle kremsi ürünleri yapamıyorum arkadaşlar. Fırçayla denedim, parmağımla denedim, blenderle denedim. Olmuyor. Böyle oradaki fondöteni alıp götürüyor ve çok kalitesiz, bozuk bir görüntü yapıyor. Bunları ben cilt bakımı yaptıktan sonra uygulamam, parlatmam gereken yerlere uyguluyorum. Bu arada fark ettim ki ben burnumu parlatmayı unutmuşum. Şöyle. Hemen buradan da yapalım. Uyguluyorum. Ondan sonra da fondötenimi üzerine geçiyorum. Böyle gün ışığında böyle hafif ya da ışıkta altında böyle simli simli fondötenin oralarda bir efekt oluyor. Doğal bir görüntü istiyorsanız evet. Ya bunu da bilmiyorum, biter mi bitmez mi bilmiyorum ama yani devam edeceğim bununla da. Devam edeceklerimi de söyledim, şimdi diyeceksiniz Mart ayı, Mart sepetinin hiç çekme bence çünkü yani. Evet. Diğer bir ürünümse arkadaşlar şöyle rujlara geçeyim ya da önce kalemlerden mi başlayayım? Bence önce kalemlerden geçeyim arkadaşlar. Şöyle elimde iki tane kalem var. Hatta üç tane var. Üçünü niye getirdim? Daha Şubat sepetimde iki tane olacağını söylemiştim. Evet iki taneyle devam ettim ama sadece bir tanesini kullandım. Bu Essence'in 06 Satin Mou kalemi. Şöyle çok açık bir gül kurusu. Evet gül kurusu diyebilirim. Ve şöyle fark ettim ki arkadaşlar benim elimde zaten küçük boy bir tane varmış. Yani kullansaydım bunu kullanırdım ama ikisine de hiç ihtiyacım olmadı. Şubat ayı boyunca maalesef kullanamadım. En çok bunu kullandım arkadaşlar. Bu 05 Soft Berry'i kullandım. Çünkü rujumu şöyle göstereyim. Şaka'dan Mat 03 Silk rujunu kullandım. Bunların ikisini günlük makyajımda harika. İkisi birbiriyle bütünleşiyordu. Harika bir uyum sağlıyordu. Zaten buna bayıldım arkadaşlar. Shaka Beauty'nin ürünlerini görürseniz kesinlikle alın, deneyin. Özellikle rujları, bu mat rujları o kadar güzel ki bayıldım. Elimde birkaç tane daha rengi var. Benim çalıştığım kurumda satılıyor. OVS diyeceğim ama Türkçesi OVS. Ya bütün serisini almayı düşünüyorum. Zaten elimde bir 5-6 rengi var. Çok güzel. Bunu da severek kullandım. Kalemi de sevdim. Zaten Essence benim sevdiğim dudak kalemlerinden. Çok fazla dudak kalemi almıyorum arkadaşlar. Çünkü sonuç itibariyle ruj tonlarımızın hani rujun altında hani bir açık bir koyu fark etmiyor. Yani hemen hemen her rujda 1-2 tane ana renginiz olursa yani onunla yapabiliyorsunuz. Diğer bir rujumsa Essence Me My Umbrella Matte Lipstick. Bunu da aslında çok seviyorum. Bu da çok güzel. Böyle daha çok lila alt tonlu bir gül kurusu bu. Pembe gül kurusu. Bunu hatta bordosunu da almıştım ve bordosunu bitirdim arkadaşlar. Galiba onun yapısını sevmemiştim hatırladığım kadarıyla. Ama onun yapısını ne kadar sevmediysem de bunun yapısını da bir o kadar sevdim. Fakat Şubat ayı boyunca niye yalan söyleyeyim hiç kullanmadım. Onun için bunu da bırakıyorum. Belki başka bir sefere tekrar devam ederim. Ve kaşlarım arkadaşlar. Benim kaşlarımın altında permanent makeup var. Biraz yüksekte yapıldığı için tamamen gitmesini bekliyorum. Çok soluk, çok böyle cansız görünüyor. Böyle varla yok gibi bir şey. Onun üzerine hani onun üzerine birazcık da formunu değiştirerek ben NYX'ten Tame Frame Tinted Brow pomadını kullanıyorum. Şu MAC'in 266 fırçasıyla. Yani bu zaten benim her zaman kullandığım bir şey arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Aslında sepetimin içerisine koysam mı koymasam bilmiyorum. Çünkü yaparken de sizlere hiç göstermiyorum bunu. Bu arada burnum kaşınıyor. Diğer bir ürünümse şöyle arkadaşlar.
Maybelline'in Lasting Drama Jel 24 saat kalıcı jel kalemi. Bende bunun aynısının jeli de var. Jel formülü olan formundaki. Bunu galiba bir kere veya iki kere gözlerimin içine uyguladım. Yalan yok. Bütün ay neredeyse uygulamadım. Bir veya iki kere uygulamışımdır. Bu da severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Yani göz kalemi bütün gün kalır diye bir şey yok. Öyle kalacak bir şey yok arkadaşlar maalesef. Ama elimdeki jel versiyonu bundan daha iyi. İsterseniz o şekilde deneyebilirsiniz. Ve şimdi de sıraya geçiyorum. İki tane maskara arkadaşlar. Şu elimde öncelikle şuna söyleyeyim. Maybelline'in maskaralarını seviyorum aslında. Belki fırçalarıyla hepsiyle iyi anlaşamıyorum ama maskalarını seviyorum. Yani formül olarak iyiler. Siyahlığı güzel. Ne bileyim bazen fırçalarla uyum sağlayamasam da yani diğer iyiler yani beğeniyorum. Sensational Multiplik maskarası. Arkadaşlar bunun seveni o kadar varsa yani var ki o kadar da bir sevmeyeni var bunu biliyorsunuzdur kesinlikle duymuşsunuzdur. Ben bunun fırçasıyla anlaşamıyorum. Başka yapı olarak iyi ama fırçasıyla ben anlaşamıyorum. Ne zaman ki yani uygulasam dağıtıyorum, mahvediyorum yani her tarafı. Bu sefer bir çubuk pamuklu çubukla oraları temizlemek zorunda kalıyorum. Yani bilmiyorum şöyle bir bakıyorum fırçaya. Gerçekten her tonla her şeyle denedim. Yani bu arkadaş neye göre dizayn edilmiş? Yani bilemiyorum. Hani şu iç kısmıyla şu şekil yapsanız bilemedim. Ya da bu alt kısmıma mı geliyor? Şöyle şu alt kısma sürsek desek. Hani şu yukarıyı da yani bilemiyorum. Neye göre dizayn edildiğini bilemiyorum. Yani böyle çok dandik bir fırçası var ama şey içerisindeki o formülü rengi falan güzel. Bu da devam edeceğim ürünlerden bir tanesi çünkü bitirmek istiyorum. Diğeri ise arkadaşlar şöyle yine Maybelline'den Paşa Pencil maskarası. Bunu ben sevdiğim bir Türk YouTuber'ının etkisinde kalarak aldım. Yani bitirmek istediğim için zaten önceden ayırmıştım daha doğrusu. Şey için alt maskaralar için sonra dedim Sibel ya alt maskaralara yani sürecek olursan sen bunu bir senede bitiremezsin çıkar elinden bitir diye arkadaşlar ya bilemiyorum fırçası aslında güzel ürün ilk açıldığında hani yoğun yoğun olduğu için şöyle bir fırçası var fırçası iyi volüm vermiyor kesinlikle sadece tek tek ayırıp bayağı bir uzunlaştırıyor onun dışında volüm vermiyor ama bu da sevdiğim maskaralardan bir tanesiydi bitirdim bu arada yani bana hiçbir şekilde bir yerde gelmese yani ileride bilemiyorum zevkim nasıl olur beklentilerim nasıl olur bir maskarada bilemiyorum ama ben şu anda böyle yoğun takma kirpik efekti olan yoğun böyle siyah dolu dolu kirpikleri seviyorum. Bu da bana onu vermediği için alacağımı düşünmüyorum bir daha. Diğer ürünlerime gelecek olursak şöyle elimdeki kutuyu buraya bırakayım çünkü onun için rahat edemedim. Şöyle kasılı kasılı kaldım oturdum burada. Şöyle arkadaşlar iki tane Maybelline'in paletine koymuştum. Birisi Master Bronzer Color Highlighting Kit'i. Şöyle arkadaşlar. Buradaki renklerin hepsi çok sıcak, çok güzel. Aslında yaz aylarında uygulanılabilecek renkler. Ben şuradaki bronzer'ı genel olarak cildime uyguladım. Bazen şuradaki renkleri de hani şey olarak kullandım. Ya contouring olarak kullandım ya da göz farı olarak kullandım. Şunu da zaten görüyorsunuz. Bilmiyorum ya da göremiyorsunuz. Şöyle yakına getireyim. Fırça darbeleri var şu ortada. Bazen işte highlighter olarak falan da kullanıyordum. Yani bunu ileriki dönemlerde yaz aylarında tekrar bir ay sepetine atabilirim. Çünkü sıcak tonlu hani böyle sanki Akdeniz ikliminde yaşayan insanların hani böyle gold bronzısı vardır ya. Hani siyah değil de daha çok gold olurlar. O şekilde bir efekt verdiği için bunu seviyorum. Bununla ileriki dönemlerde tekrar devam edebilirim. Ama yani burada kalsın Şubat'ta. Bir de Maybelline New York ne? Maybelline'in Master Blush Color Highlighting Kit'i. Bu da hem blush hem de illuminator diyor. Arkadaşlar bu bir kere elimden düşmüştü.
Şöyle ortada bir çatlaklık vardı. Onu zaten Şubat sepetindeki videolarımda göreceksiniz. Sonra da benim haşin fırça darbelerimle şu hale geldi. Paramparça oldu. Yani onun için ben bunu hiçbir yere götüremedim. Çantaya atıp götürmek istiyorsam eğer şunu tamamıyla boşaltıp atmam lazım ama kıyamıyorum. Bu kadar da pinti olmuşum. Şu rengi, şu iki rengi hatta üç rengi göz farı olarak kullandım, allık olarak kullandım. O kadar ince yapıdakiler doğru mu söylüyorum şu anda? O kadar ince bir yapıdakiler ya galiba anlamışsınızdır beni. Hani yüz için yapıldığından dolayı göz çevresine de gerçekten çok hani ciltle bütünleşiyor. Hani orada sanki far far durmuyor. Ciltle bütünleşiyor. Gözünüzün etrafıyla bütünleştiği için hani kırışıklıklarınızı ya da çizgilerinizi göstermiyor. O şekilde söyleyeyim. Bence mürdüm tonlarında, pembe tonlarında göz farlarını istiyorsanız yani öyle gözünüzde belli, yani gözünüzde belli tabii ki rengi dominant bir renk. Ama hani anlatmak istediğim far olarak belli olsun istemiyorsanız, cildinizle bütünleşsin istiyorsanız böyle ürünleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Severek kullandım dediğim gibi şu an yani haşat olmuş ama atmayacağım, elimden de çıkarmayacağım. Niye atayım? Yani kullanacağım renkler de var. Hatta diğerlerini de kullanabilirim ki bu zaten kırdığım aslında hem highlighter olarak kullanıyordum hem de şu ara partiye gözümün üstüne bir baz renk olarak kullanıyordum. Ondan sonra diğer renkleri üzerinde dağıtıyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de bittim. Şubat sepeti böyleydi. Sizin de bu ürünler hakkında düşünceleriniz, yorumlarınız varsa lütfen yorum olarak bırakmayı unutmayın. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve Mart sepetinde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.